Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün size evde küz ateşinde sobada pizza yapacağız. Şimdi pizza hamurumuzu hazırlıyoruz. Şöyle göz kararı 2 tepsi unumuzu hazırladık. Şimdi şöyle hemen bir kaşık mayamız var. Kuru ve yaş maya fark etmiyor. Şöyle bir kaşık da tuz, bir çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı yoğurt ve bir tane de yumurta. Evet, bunları şimdi yavaş yavaş bu şekilde hamurumu yapacağım. Şekilde hamurumu yapacağım. Bir de biraz da ılık su alacağım. Evet. Şimdi böyle yavaş yavaş ılık suyumu da ilave ediyorum. Göz kararı o da hamurumuzun ele yapışması yeterli. Bu şekilde şimdi yavaş yavaş şöyle. Bu şekilde hem yumurta hem yağ bir de yoğurt olunca hamur da kıvır kıvır oluyor. Çok güzel. Ağızda dalacak bir hamur olacak. Evet. Ben bu şekilde şimdi hamurumu toparlıyorum. Tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar, bakın. Hamurum kendini bu şekilde topladı. Şimdi hemen biraz dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum biraz dinlendikten sonra bu arada ben de soba yakıp içini hazırlığını yapacağım. Evet, hamuru bu şekilde dinlenmeye alıyorum. Bu şekilde hemen beze de sararak. Evet. Şu hamurumuzu burada dinlenmeye aldı. Evet hanımlar, arkadaşlar bu şekilde burada sosumuzu da hazırladık. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık da domates salçası, içine kekik ve sarımsak bıraktım. Burada peynir, bu da sucuklarımız var. Burada şu önce yuvarlak tepside yapacağım. Sonra diğer tepside yapacağım. Hamurumuz da burada. Bu şekilde sobamızı da yaktık. Şu şekilde sobayı da yaktık. Şimdi hemen hamurumu hazırlayıp ve sobaya atacağım. Önce hamurumu hazırlıyorum. Evet. Şöyle tepsimizi de biraz yağladım. Bu şekilde. Şimdi hamurumu açıyorum elimle. Şöyle hamuru açıyorum. Şöyle elimle. Evet, hamurumuzu bu şekilde açtım. Şimdi hemen sosumuzu dökeceğiz. Evet.
Her tarafı bu şekilde sosladım. Şimdi önce biraz kaşar peyniri. Siz dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Benim çocuklar her türlü içinde biber bir şey istemiyorlar. O yüzden sadece sucuklu yapacağım. Bu şekilde şimdi hemen sucukları da bu şekilde diziyorum. İstediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle hafif bastırayım. Evet. Şimdi tekrar üzerine kaşar döküyorum. Kaşar peyniri. Bolca dökeceğim. Evet. Şimdi hemen şöyle sobayı açıyorum. Şimdi sobayı da kapatıp pişmesini bekliyoruz. Servise tekrar beraber olacağız. Şöyle sobamız da yanıyor. Çayımız da üzerinde. Bu şekilde yemeğimiz de sobada. Evet, bir tepsi pizzamız pişti. Şimdi ikinci tepsiyi de attım bu şekilde. Hazır. Evet, pizzamızı çıkarttık. Şimdi burada doğrama tahtasında doğrayacağım. Şimdi diğerini de bu şekilde doğradım. Evet, pizzamız hazır, servise hazır. Yiyenlere afiyet olsun, yapanın da ellerine sağlık diyelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizden ricam, lütfen abone olmadan geçmeyin. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.